Merhaba Caps Crew, ben Kaptan Falcon ve Pokemon Sun ve Moon'un demosunun yeni bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölümde beraber olacağız bugün ve ilk bölümde sonlarına doğru şüphe etmiştim. Demoyu bitirdim mi diye, meğer bitirmemişim. Omega Ruby Alpha Sapphire'ın demosunda da böyleydi. Bitirince, tekrar girince başka bir hikayeye başlıyorsun, yani durmadan bitirip tekrar girince hikayeler oluyor. Bugün ikinci hikayede karşınızdayım. İkinci bölümle start'a basalım ve bakalım bizi nereye atacak. Bu arada Sun ve Moon'un demosu için, o Alola maceramız için o beğeni butonunu kırmayı unutmayın. Profesör Cookie bizi karşılıyor. Tekrar açınca oyunu. Senin testi tamamladığın için tebrik etmeme tekrardan izin ver Sun. Sana Pokemon sürmek için ihtiyacın olan güzel şeylerden güzel şeyleri vereyim. Gerekli eşyaları vereyim. Direkt konuya girdi. Right Pager. Sürüş ayarlayıcı verdi bana. Cookie. Burada, Alola bölgesinde Pokemonlar güçlerini insanlara, onları sürmelerine izin vererek verir. Ödünç verir. San. Bence senin için artık zamanı geldi güçlü Pokemon sürmenin bu bölgenin topraklarında ve o kayaları delip geçmenin zamanı. Tauros bizim Right Pager'a ne diyeyim, kısaltma olarak sürüş ayarlama mekanizması. Sam. Sam. Taros bizim Sam'e kaydoldu. Sürüş ayarlama mekanizması. Baş harfleri. Sana açıklamaları okumama izin ver. Y'ye basınca aç, B'ye basınca kır. Bu senin sürüşte giyeceğin kıyafet. Pokemon sürerken giymek için özel bir kıyafet, evet. Taros'u bindiğinde dünya daha da büyük bir yer olacak, emin ol. Belki 10 Karat Vadisi'ne gidersen yeni yerler bulabilirsin. Ben burada Pokemon merkezinde olacağım. Eğer bana ihtiyacın olursa sadece uğra. Kaydoldu ve aşağıda Rotom var. Evet, Rotom geldi. İlk bölüm yoktu. eShop'tan şey var, videolar var. Evet. Şimdi öncelikle Greninja'nın iyileşme ihtiyacı var mı? Hayır, yok. Bakalım, deneyelim şimdi. Y'ye basınca olması lazım. Evet. Taurus. Bu kadar kolay mı? X ve Y'deki gibi değil. Sadece belli yerlerde sürebilmiyoruz. Her yerde sürebiliyoruz. Şu an gece 11.30 olması, öyle bir çığlık atardım ki büyük ihtimalle üst kattaki komşumuz uyanırdı, ama şu an gece 11.30. Neden videoları geç çekmek zorundayım? Neden videoları geç çekmek zorundayım? Şu an arkaya 1002 Minaj şarkısı gidebilirdi. All the girls see me riding with this. Bir dakika. Gördünüz mü? İşte bu adam. İşte Flash. Kendimi şu an Flash gibi hissediyorum. Flash'ten de böyle. Flash'ten yıldırım çıkıyordu. Benden de yıldırım çıkıyor gibi. Ateş topuna da benziyorum. Neyse. Buraya gelmiyorum ama 10 karat mağazasına gitmek istiyor musun? Evet, tabii ki de şu an kesin gitmek istiyorum. Orada kırabileceğimiz bir yer vardı. Orayı kıracağım. Hey, savaşacak mısın benimle? Senin eğitim olarak potansiyelini görebiliyorum. Eğer burada 3 tane eğitmen yenersen sana bir savaş vereceğim. Tam buraya çıkamıyoruz. Burayı kırabiliriz. Ama önce şu 3 eğitmeni yenelim. Üç tane şey var. Ha, bir eğitmen bu. Benim Pokemon'larıma bak, çok tatlılar. Las Ellie bize meydan okuyor. Ve Pikipek'i var. Pikipek. Kıyafetimiz hala üzerimizde. Böyle detaylar oyunu inanın o kadar güzel yapıyor ki. Pikipek gördüğümüz için nelerin efektif... Bir dakika, batışırken normal efektif. Süper efektif değil. Niye süper efektif değil? Pikipek'in türü ne ki? Anlamıyorum.
Fire Flying değil mi? Hayır, normal Flying. Niye Fire Flying olsun ki? Niye Water Shuriken gittim ki? 5 kez vursak öldürdü. Greninja Fury Attack'ten kaçıyor ve güzel bir Water Shuriken'le bitirelim. Ash Greninja geri gelecek şimdi. Hadi. Şu Greninja'nın dönüşümü çok hoş. Cidden. İçin mega tuşuna basman dönüşüyor ya. Çok hoş. Tam böyle şey gibi. Kompetitif Focus Ash şeyde. Kompetitif savaşta Focus Ash'in explode yaparsın ya, onun gibi. Focus Ash'i vereceksin, öldüreceksin. Boom. Rockruff. Tam buna süper efekti vuruyor Water Shuriken. Ve daha güçlü bir Water Shuriken'e gideceğiz. Ash Greninja olduğumuz için. Ooo, neredeyse tekliyordu. Bu arada Rockruff şu an bu jenerasyonun en sevdiğim Pokemon. Kaybetsem veya kazansam da benim Pokemon'um hala en tatlıları. Diyorsun. Evet, bu birinciydi. Şimdi sırada. Burada yok. Bununla savaştım. Bu Machamp'lar ne yapıyor? Alolan sumosunu gör... Machamp... İki Machamp arasındaki Alolan sumosunu görmek bu kadar yakından çok iyi bir şey. Çok mutluyum. Ciddi misiniz? Güreşiyor musunuz? Evet, geçemiyoruz. Burayı kapatmışlar. Hikayenin bu kısmı bitti şimdi. Bir kişiyi yendim. İki kişiyi daha yenmem lazım. Şimdi... Evet. Evet, doğru yoldayım. Sen de Pokemon'un ve aramdaki mükemmel kombinasyonu göstermeme izin ver. Sana. Sen de dedim. Sana. Diyecektim. Yükselen Yıldız Ikaika ile savaşacağız. Gel bakalım bana. Gel. Pikipek. Herkesin Pikipek var. Hava tuşurken gitmeyeceğim. Nice Slash yapacağım onu yine. Çünkü Night Slash tekli öldürecek, Step de daha fazla vuruyor. Water Shuriken de Step ama Water Shuriken de 3 kere vurabiliyor. Anladınız ne demeye çalıştığımı. Belki de anladınız, ben de anlamadım ne demeye çalıştığımı. Neden anladığınızı düşünüyorum ki belki... Yungos'a gidiyor. Şu yeni Pokemon'un türlerini henüz hiç bilmiyorum ama bu sadece normal gibi. Bir Night Slash daha yapacağım. Galiba şimdi Water Shuriken daha fazla vuruyor. Night Slash hala öldürüyor. Ikaika'yı da yeniyoruz. Sen ve senin Pokemon'un daha iyi bir kombinasyonun. Hadi ama ben Pokemon'umla füzyon geçirebiliyorum. Evet, HM'lere gerek yok. Bir dakika, iki kişiyi yendim ben. Sen! Ha, o küçük çocuğu da yendim. Buradaki eğitmenleri yenmek için ne kadar iyi yetenekli olmalısın. Sanırım uzun zaman sonra ilk seninle bir savaş... Uzun zaman sonra ilk defa bir savaşa gireceğim. Oo, as eğitmen Sherry ile karşılaşacağız. As eğitmen, belki birazcık problem çıkabilir. Zhang Mo. Greninja. Şimdi senin tipin ne? Ejdersin. Nasıl Slash yapacağım? Ve benden bir level fazla. It's a crit! Aldaki ilk critimizi aldık galiba. Hızlı olduğumu biliyorum, o yüzden Aerial Ace yapalım. PP için. Neredeyse öldürmeyecek sandım. Şimdi aradaki level farkını umarım Ash Greninja kapatır. Battle Bond'la beraber. Bugünün günün sorusu ne biliyor musunuz? Birazcık daha kompetitif alandan bir soru sorayım bugün. Sizce Battle Bond ability'si mi daha iyi yoksa Protean mı? Greninja için. Protean ability'sini bilmeyenler
yaptığın atan türüne dönüşüyorsun proteinde. Protein. Ne demek istersiniz? Battlebond'da ise bir Pokemon'u hackladığınızda eşkence dönüşüyorsunuz. Bence Protean daha iyi gibi. Ama Eşkırınca'nın ne kadar stat arttırdığını bilmiyorum. Yangla'da 5 level fark var ve bana süper efekti vuruyor. Galiba yeneceğim şu an. 5 level batı şuşken vurmam lazım ve Thunderbolt kaçırması lazım. 4 kere vursam yetiyordu. Electro Ball yapıyor. Hız farkı çok. Belki yaşarım. Evet işte bu. Bilmiyorum, Battlebone şu an daha güçlü. Greninja normalde bundan yaşamazdı. Greninja normalde Electro Ball'dan yaşamazdı. Çünkü artık 5 level fark var. Aşırı fazla. Sen ve Pokemon'un ne kadar güçlü olduğunu unutmayacağım. Tüm gücünüzle savaştığınızda. Çok iyi. Elimden gelen her şeyi yapsam da kazanamadım. Senin gibi Pokemon eğitmenle tanıştığım için çok memnunum. Hey, al bunu. Yeteneğinin bir hediyesi olarak gör. Bir yıldız parçası. Yüksek fiyata satabilirsiniz. Bunun full versiyonu aktarabilir, bu arada satabiliyoruz. Yani bu demo için uygun olan bir şey değil. Alola bölgesinde benim gibi bir sürü eğitmen var. Ama senin için... Sen ve senin Pokemon'ların biliyorum iyi olacaksın. Senin için sorun olmayacak. Tamam, şimdi bu tarafa gidelim. Hey, geldiğin için teşekkür ederim. Seni bir Pokemon yakalama duellosuna ilgini çektirebilir miyim senin? Kısacası etrafta dolaşıp bir sürü Pokemon yakalıyorsun. Ne? Oh. Pokemon yakalama duellosunu daha önce hiç duymadın mı? Kurallar basit. Limitli poke topuyla ne kadar Pokemon yakaladığını görmek amaç. Yani bir Safari Zone gibi bir şey. Sadece Safari Zone'un Pokeball'su. Orada şey de vardı. Adım limiti de vardı. Yakaladığın Pokemon'ları takımına ekleyebilirsin. Pokemon'unu yeteneğine... Pokemon'larını iyi ayarla ve yakalayabildiğin kadar Pokemon yakala. Ha bu arada. Pokemon yakalama... Duellosunu denerken sakın buradan ayrılma. Eğer Pokeball'ların biterse veya pes etmek istersen sadece beni bul ve konuş. Pokemon yakalama turnuvasında bulunmak istiyor musun? Evet. Bir dakika, yeni Pokemon'lar yakalayabiliriz. 7. jenerasyon özel. Çok hoş. Tamam. Sana Pokemon'ları yakalamak için bir tane Poketopu vereceğim. Al işte. Taros'una inmek zorunda kaldık. Oh Cookie, hani benim Pokemon merkezinde bekleyecektin? Yalancı! Pokemon yakalama duellosunda ne yapabileceğini görelim san. Evet, Pokemon eğitmenleri buraya geliyor ve vahşi Pokemon yakalamaya çalışıyor. Şimdi sana nasıl yapılığını göstereceğim. O yüzden gözünü benden ayırma kuzen. Kuzen Hawaii'de insanların birbirine söylediği bir şey. Bizde kanka gibi bir şey. Bir pek çıktı ve Rockruff. Rockruff cidden bu jenerasyonda en sevdiğim Pokemon. Çok tatlı. Bu jenerasyonda belki en sevdiğim Pokemon olmayabilir. UB'ler de güzel. UB02 çok güzel. Zaten güzel olması için bilmiş. Ama UB02 belki Pokemon bile olmayabilir. Kim bilebilir. Ama şu kesin. Rockruff kesinlikle. Kesinlikle derken şu an %100 en sevdiğim kayı türü Pokemon. Ve ben kayı türü benim en sevmediğim türdür. Ama Rockruff... Çok iyi, mükemmel kaya türü Pokemon benim için. Mükemmel cidden, tam anlamıyla mükemmel. Kesinlikle Rockruff kullanacağım. Kesinlikle. Bu jenerasyonda kullanacağım en emin olduğum Pokemon Rockruff şu an. Cidden. Bu arada Cookie Pikipek'i yakaladı. Vahşi Pokemon'lar insanlara bazen saldırır ama onları yakaladığında senin en iyi dostun olurlar, evet. Tamam, hadi git oraya ve Pokemon yakalama duellosunu başlat. Bakalım neler yapacaksın. Taros'u bilemiyoruz.
Hadi bakalım. İlk yakalayacağımız Pokemon Sun ve Moon'da bir Donald Trump. Umarım isim verebiliyoruzdur. Şimdi arada fark var. O yüzden fazla vurmak istemiyorum. Levere yapmam lazım. Sadece levere yaptım. Olsun. Aerial Ace öldürmeyecek. Stab değil. Batır şuken yapmam lazım galiba. Bu arada az önce şeylerle yürümeye çalıştım. Normal tuşlarla, o yüzden yürümedi. Bu da bir eksi mi desem? Eksi de değil. Rockruff. Eksi de değil, artı da değil. Yani her türlü diyesi anında olduğu için fazla sorun yaratmayacak. Kesinlikle Aerial Ace yapacağım. Rock Troll yapıyor. Bir Aerial Ace daha. Evet, aldığı ilk yakaladığımız Pokemon Rockruff olacak. En sevdiğim, en sevdiğim Bite. Dark Troll olduğum için resist ediyorum bunu. Ve Poketop'unu atalım. Bir dakika, Heal Ball atabiliriz. Heal Ball'la yakalayacağım. Yakama animasyonu çok güzel olmuş, o Poketop'unu atma şeyi. Hadi Rockruff. Galiba Super Potion kullanacağım. Evet, Super Potion kullanacağım. Haun'un bana verdiği Super Potion kullanmanın vakti geldi. Bite. Tamam, Heal Ball'u bir daha deneyeceğiz. Çünkü Rockruff'un canının full olmasını istiyorum. Hadi. Hadi. Lütfen. Lütfen. 1 2 3 Evet. İşte bu. Hadi, isim vermeyecek miyim? İşte böyle. Bir tane yakaladım. Çalışmaya devam et. Bakalım, Rockruff inceleyelim biraz. Kız bir Rockruff'umuz var. Ben zaten kız olanını istiyorum bunun. Odor Salute, Whole Rock Troll, Bite, Vital Spirit, Rash Nature ve rahatlamayı seven bir karakteri var. Hoş. Bakalım şimdi. Pokemon yakaladığım için Rockruff'u başa alacağım. Evet, bakın başka neler var. Şu aşağı inelim azıcık. Nasıl, adım sayımı sınırlı değil. Bir Donald Trump. Yine. Git bakalım Rockruff. Çok çok tatlı. Benden 4 level fazlasın. Hold'a gidelim. Evet, atağımı arttıracağım. Sen de benim isabet oranımı düşüreceksin ha? Hı? Donald Trump. Bakın Rock Troll ne kadar vuracak. Öldürmeye kesinlikle yetmeyecek. Güzel. Tam vurmasını istediğim gibi. Tam vurmasını istediği gibi. Hadi şu Yungoos'u yakalayalım. Direkt Poketop'u kesinlikle etkili olacak. Hadi. Kritik catch'ti galiba o. Kritik yakalamaydı. 2 3 Yakaladık. Evet. Trump zorluk çıkarmıyor. Alıp Trump'ı tutuyoruz ve cebimize koyuyoruz. Artık sırada kim var? Clinton mı? Garrison mı? South Park izleyenler bilir. Bakalım başka Pikipek bulabilecek miyiz? Pikipek bulabilecek miyiz? Bir Pikipek. Evet, işte bunu bekliyordum. Şimdi aradaki level farkı 4 level ve
Raktrol öldürmeyecek. Raktrol öldürmeyecek. Roll yapıyor. Atamda çürük. Raktrol kesinlikle öldürmeyecek. Bir poke topunu daha deneyelim bakalım. İçten şey çok güzel olmuş. O yakalama ve poke topunu atma ve o tam içine poke topunu içine çektiği an çok güzel olmuş. Onun dışında zaten bir farklılık yok. Yani fazla bir farklılık yok. Peki peki de yakaladık. 3'te 3 gidiyoruz. İlk başta yakaladığımız trampı sanmazsak 3'te 3 gidiyoruz, evet. İyi gidiyorsun. Beni mutlu ettin. Bir yerden bir sesler geliyor. Bakalım sırada ne var? Bir rock roof daha. Bundan kaçacağım. Farklı şeyler arıyorum. Bana farklı şeyler ver. Bana farklı bir şeyler ver. Mesela ne ver? Ne vereceğim? Bir rock roof daha vereceğim. Hayat size rakip verdiğinde ona geri iade edin ve başka bir şey isteyin, evet. Kaçamadım, Raktrol yedim. Bu kadar fazla bulunması lazımdı. Evet, güzel. Şimdi Granger'e başlayalım çünkü aranıyoruz. Aranıyoruz, yeni Pokemon arıyoruz. Amacım şeyi bulmak. Alolan Dugtrio'yu bulmak şu an. O hani şeye benzeyen, saçları olan Dugtrio, evet. Büyük ihtimalle şu an en tembel tasarımları. Kesinlikle en tembel tasarımları. İnanın Vanilluxve Garbodor daha iyiydi bence. Dugtrio'nun aynısına sarı saç eklemek. Şey bir şey bu, hani parodi videolarında olacak bir şey. Niye öyle bir şey yaptılar ki? Neyse, bu görüşlerimi cuma günkü yayına saklayayım. Hadi. Dugtrio'yu acaba nasıl ortaya çıkaracağım? Dugtrio'yu acaba nasıl ortaya çıkaracağım? Bu sırada telefonumla ona bakayım. Daha önce ya olay şu, hiç kimsenin onun için izlemedim kendimi saklamak için. O yüzden bilmiyorum nasıl ortaya çıkacağım. Yani büyük ihtimalle şu an ekrana bağırıyorsunuz. Şunu öyle yapacaksın diye. Burada Yangusel görüşürüm. Hadi. Şimdi bir dakika, bir burada değil büyük ihtimalle. Burada yakalayacağımız her Pokemon'u yakaladık gibi geliyor. Evet. Bitirmek istiyorum. Alolan Dugtrio'yu arayalım. Evet evet, bitirmek istiyorum. Duracağım. Evet duracağım. 3 Pokemon yakaladım. Bir Nugget vereceksin bana, hoş. Onu da full versiyonu aktarabilirim ve para kazanabilirim bununla beraber. Pokeball'larını geri alacaksın. Tamam, tamam anlıyorum. Yakaladığım Pokemon'ları geri saldı. Üzüldüm buna. Rockruff kullanmak istiyordum. Şimdi bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım Alolan Dugtrio'ya nasıl erişeceğiz. Bu bölümün amacı Alolan Dugtrio'ya erişmek olacak. Bakalım.
Birazcık kopya çekmenin faydası, zararını görmeyeceğiz gibi. Tamam. Şey kullanalım, dash'i kullanalım, dash semi kullanalım tekrardan. Limanda bir kız olmalı sahilde. Pikipek çıktı karşımıza. Kaçalım. Kaçalım evet. Biz şu an Alolan, o sarışın daktörü arıyoruz. O güzel kızı arıyoruz. Güzel bayanları arıyoruz. Kızları arıyoruz. Şimdi burada bir yerde bir kız olması lazım ama yok. O zaman geri dönelim. Belki günü değildir veya üçüncü, şu an teknik olarak ikinci bölümdeyiz, şeyin, demonun ikinci aşamasındayız. Pokemon yakalamayı yaptık. Pokemon sürmeyi yaptık. Etmenlerle savaşı yaptık. Büyük ihtimal üçüncü aşamada o olabilir. Ki galiba üçüncü aşamada. Ona da başka bir bölümde geçeceğiz. Bu bölümlük bu kadar. Bu bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Gidelim bakalım. Şehre tekrardan bize diyecekleri bir şey var mı? Evet, Halo şehrine geri gitmek istiyorum. Cookie'in hava burada. Cookie yok. Heh, burada. Hey sen, bir şeye mi ihtiyacın var? Hadi birazcık konuşalım. Ha, turist bürosunun orada, ha öyle mi? Turist bürosunun orada. Evet, seni zevkli bir yere götürecek biri var. Başka bir şey? Galiba bir sonraki bölümde turist bürosuna gideceğiz. Evet, yapacağım şey turist bürosuna gitmek olacak. İzin için teşekkür ederim arkadaşlar. Unutmayın Pokemon Sun ve Moon'un demosunu videoya, Pokemon Sun ve Moon'un demosunun ikinci bölümüne desteğinizi like bırakarak gösterebilirsiniz. Bunun için kanala abone olmasanız abone olun. Sosyal medya hesaplarımda beni takip etmiyorsanız Facebook grubumda, Facebook sayfamda hem şurada bir yer, hem şurada isimler yazıyor, hem de açıklama kısmında hepsinin linki var. Ki şu an Facebook grubumuza 2 tane, 3 tane moderatör, admin seçmeyi düşünüyoruz. O yüzden eğer Facebook grubunda değilseniz katılmanın tam zamanı Caps Crew grubuna. Bunun dışında dediğim gibi iyi gün geçirin. Günün sorusunu hashtag günün sorusu etiketle cevaplamayı unutmayın ve ne yaparsanız yapın, fantastik yapın. Merhaba Caps Crew, ben Kaptan Flamingo. Pokemon yeni bölümüne karşınızda mutlu bir video. 47 sayılandığı gün bir sonraki gün 2 video gelecek karşınıza ve mutlu, zevkli zaman geçirmeye devam edeceğiz.